İnsana süper güç kazandırılacaksa, başlangıç sorusu fantastik değil, ölçülebilir olmalı. Aynı enerji bütçesinde daha doğru karar alıyor muyuz? Yoksa sadece havalı bir özellik mi ekliyoruz? Çünkü biyolojide süper güç, genellikle dar bir kısıt altında kazanılmış net bir avantajdır. Daha az hata, daha yüksek dayanım, daha iyi algı. Ve şu an en gerçek süper güç hattı, çizgi roman gibi yeni yetenek eklemekten değil, insanın mevcut sınırlarını gevşetmekten geçiyor. Acıyı, yorgunluğu, hasarı ve kırılganlığı azaltmak. CRISPR'ın klinikte işe yaradığı gösterildi. Bu şu demek: DNA'yı sadece okumuyoruz. Bazı yerlerde müdahale edip sonucu değiştirebiliyoruz. Şimdi hayvan süper güçlerini insana eklemlemeye bakalım. Mantis karidesi örneğinde mesele daha renkli görmek değil, daha fazla fiziksel değişkeni ölçmek. UV ve polarizasyon gibi ek kanallar görüntüyü sadece süslemiyor. Sahnenin malzeme türü, yüzey yapısı ve ışığın hangi yönden saçıldığı gibi bilgileri ayırmaya yardım ediyor. Böyle bir algı insana eklenebilseydi, pratikte şu tip faydalar üretirdi. Parlama ve sis gibi zor koşullarda kontrastın artması, kamuflajın görünmezliğinin bozulması, su yüzeyi yansımaları veya parlak metal yüzeylerde detay kaybının azalması. Stres altındaki hızlı karar anlarında gördüğüm şey gerçekten ne? Belirsizliğinin düşmesi. Ama bunu insana eklemek, retinaya tek bir yeni reseptör koymakla bitmez. Polarizasyon gibi bir kanalı faydaya çevirmek için o sinyali ayrı bir hat üzerinde taşıyan devreler, beynin görsel korteksinde onu anlamlı bir özellik gibi kullanan temsil biçimleri ve dikkat mekanizmaları gerekir. Yani güç tek bir gen değil, sensör artı sinyal işleme ve karar verme zincirinin birlikte yeniden tasarlanmasıdır. Daha modüler görünen şey ise tardigrade. Dsup adlı proteinin insan hücre kültürlerinde X ışını kaynaklı DNA hasarını yaklaşık %40 bastırabildiği raporlandı. Ama bu, radyasyona dayanıklı insan demek değildir. DNA hasarı ve onarımıyla oynamak, uzun vadede hücresel dengeyi ve kanser riskini etkileyebilecek trade-off'lar taşır. Yani güç eklerken başka bir yerde bedel ödersin. Axolotl gibi iz bırakmadan iyileşmeyi insana taşımak ise daha da sistemik. Yara yanıtı, bağışıklık dengesi ve doku mimarisi birlikte çalışıyor. Sonuç olarak tek bir hücre tipinde koruyucu bir modül tasarlamak ya da bir organın algı mimarisini baştan yazmak gelecekte mümkün olacaktır. Genetikle süper güç, çizgi roman gibi tek hamle değil. Kısıt, maliyet, güvenlik üçgeninde yapılan sistem mühendisliği.